Merhaba sevgili çocuklar. Oran orantı ve problemler konumuzun 53. testini çözeceğiz birlikte. Konumuz kar zarar problemleri. Kar zarar problemleri ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz bu videoda da. Evet birinci sorumuzu okuyoruz. Bir manavdaki elmalar çürüdüğünde 1 bölü 5 oranında fire veriyor. Buna göre manavdaki elmaların maliyeti yüzde kaç artmıştır denmiş. Şimdi 1 bölü 5 oranında fire verdiği için yani 5'te 1'i çürüdüğü için biz yine en baştaki elmaların miktarına 5x diyelim. 5x kilo elmamız olsun ya da 5x kilo elma aldığımızı düşünelim. Kilosunu 100 TL'den aldığımızı düşünelim. Bunu özellikle 100 TL olarak seçiyorum ki maliyeti ne kadar artmış daha kolay yüzde kaç artmış daha kolay hesaplayayım diye. Şimdi 5 kilogram elmaya kilosu 100 TL'den 500x lira ödemiş oldum. Şimdi elmalar çürüdüğünde 5'te 1'i çürüdüğünde e, x'ini çıkardığımızda 4x kilogram elmamız kalmış oldu. Şimdi bu elmanın maliyeti ne kadar oldu bize e, bir onu hesaplayalım yine 500x e, lira e, çünkü ilk başta o parayı verdiğim için benden çıkan para bu. Ama 4x'i eğer 500x kazanmak istersem ne kadardan kilosunu satacağım onu bulalım. Buradan da 500x'i 4x'e böldüğümüzde x'ler sadeleşti. Şuradaki 100 sayısını da 4 ile sadeleştirdim. Buradan 5 çarpı 25 bulmuş olduk. Yani 125 liradan satmam gerektiğini buldum. Zarar etmek istemiyorsam. O zaman 100 liraya almıştım. 125 lira olmuş oldu elmanın bana maliyeti bu durumda x kilogramı çürüdüğünde dolayısıyla 100 lirada 25 liralık bir artış olmuş oldu. Maliyet işte işte %25 artmıştır diyoruz. Artar diyoruz. Cevabımız da D gelmiş oldu. Evet ikinci sorumuzu okuyoruz. Bir toptancı kilo 10 lirada bir miktar yaş incir alıyor. İncir kurutulduğunda %40 fire veriyor. Bu toptancının kuru incir satışından %20 kar elde edebilmesi için kilosunu da kaç liradan satması gerekir diye sorulmuş. Şimdi biz 10 liralık inciri, kilo 10 lira olan inciri, e, diyelim ki 10x kilogramını aldık ve bu incire ödediğimiz ücret 100x TL olacak. Şimdi bunu bir yazalım. Buradaki ifadene 100 çıkmasını istiyorum. Çünkü oradan yüzde hesaplaması daha kolay olsun diye. Bunu 10 vermişti zaten. Ben de bunu 10x kabul ettim. Sonra devam ediyoruz. Kurutulduğunda %40'ı fire veriyormuş. Yani 10x'in %40 fire vermesi demek %40'ının azalması demek hemen %40'ını hesaplayalım sıfırlar sadeleşti 4x bulmuş olduk 4x'ini fire vermiş dolayısıyla geriye kaldı 6x kilogramımız direkt bu 10x'in şöyle parantez açayım direkt 10x'in e file verdikten sonraki miktarını bulmak için direkt %60'la da çarpabilirdiniz. Yine buradan da 6x'i direkt bulmuş olurduk. şimdi bu durumda kuru incir satışından da bir de %20 kar elde etmek istiyoruz. Yani 100x lira kazanmıştık en başta. Bunun 120x olmasını istiyoruz. Şimdi 120x lira olması için 6x kiloyu kaç liradan satmam lazım kilosunu? Onu bulacağım. Buradaki 120x'i ne yapıyoruz? 6x'e bölüyoruz. Buradan da ne gelmiş oluyor? 20 TL gelmiş oluyor. 20 liradan satması gerekiyormuş. Bu inciri yani cevabımız A şıkkı gelmiş oluyor. Evet sıra geldi üçüncü sorumuza. Bir markette 200 gramı 40 TL'ye satılan kaşar peynirine zam yapılarak 300 gramı 72 liraya satılmaya başlanıyor. Buna göre kaşar peynirine yüzde kaç zam yapılmıştır diye sorulmuş. Şimdi biz bu soru tipini şöyle yapıyorduk. Hemen yazalım şuraya. 200 gramını 40 TL'ye satıyormuş. Sonra 300 gramını 72 TL'ye satmaya başlamış e, ne yapıyorduk buradaki gramajlara eşitliyorduk ya e, ikisini de e, bir herhangi bir sayı ile çarparak e, eşitleyeceğiz ya da bölerek eşitleyeceğiz şimdi bu ikiye tam bölünüyor bundan 100 gram gelir bu 3'e tam bölünüyor bundan da karşıdaki de 3'e bölünüyor 100 gram gelir İkisini de e, bölerek 100 grama tamamlayacağım e, dolayısıyla 100 gramını 40'ı da 2'ye böldüğümde bunu 2'ye böldüğüm için 40'ı da 2'ye bölüyorum. 20 TL'ye satılan bir kaşarın 303'e böldük oradan da 100 gram gelmiş oldu. 72'yi 3'e bölersek oradan da 3 kere 2 6 12'de de 3 kere 4 12 24 TL'ye ne yapmış oldu? Satılmaya başlanmış oldu. Şimdi daha önce de bunu size açıklamıştım. Yüzde kaç zam yapılmıştır bulmak için 100 gramını da değerlendirebiliriz. 1 kiloyu da değerlendirebiliriz. 1 gramı da değerlendirebiliriz. Sonuçta yüzde oran hep aynı çıkacak. Buradaki gramla alakası yok. O yüzden sadece eşitlemeniz yeterli. Yani bunun 3 ile bunu 2 ile çarpıp 600 de eşitleyebilirdik. Ee, bu şekilde 100 ile de eşitleyebilirsiniz. Ne yaparsanız yine aynı sonucu bulacaksınız. Şimdi 20 TL'den. 24 TL'ye çıktı o zaman 100 gramı gördüğünüz gibi 20 lirada kaç lira zam yapılmış oldu 4 TL zam yapılmış oldu bunu da yüzde oran şeklinde ifade etmemiz gerekirse pay ve paydayı 5 ile çarptık aşağısı 100 oldu yukarısı 20 oldu dolayısıyla yüzde 20'lik bir zam yapıldığını bulmuş olduk yani cevabımız E şıkkı gelmiş oldu. Evet sıra geldi dördüncü sorumuza e, bu soruda da bir fire olayı var e, okuyalım bir e, nerede fire varmış onu bir inceleyelim yaşken 3 kalıbı 1 kilo gelen sabun kurutulduğunda 5 kalıbı 1 kilo geliyormuş burada bir fire olayı var o firenin yüzde kaç olduğunu biraz sonra işlem yaparak hesaplayacağız. Şimdi 2,5 liradan 30 kilogram yaş sabun alan Burcu hanım sonra sabunları kurutuyor ve kilosunu 7 liradan satıyor. Buna göre Burcu Hanım bu satıştan kaç TL kar etmiştir diye bize sorulmuş. Burada yüzde oran sorulmuyor bakın sadece karı soruluyor ona da dikkat edelim. Şimdi ilk cümleden biz kaç kilogram ya da kaçta kaç fire verdiğini bulacağız. Onu nasıl yapacağımızı göstereyim size. Şimdi 3 kalıbına 1 kilogram gelen sabunu kuruttuğumuzda 5 kalıbı 1 kilogram geliyormuş. Şimdi ben burada 3 kalıbı ile 5 kalıbı farklı miktarlar olduğu için bu şekilde değerlendiremem. Bunları bir eşitlemem lazım. 3'e 5'e bölerek yapmayacağım. Çünkü biri 3'e biri 5'e bölmek kesirlerle uğraşmamıza neden olacak. Genişletiyorum. Şimdi 3 kalıbını 1 kilogram demişti. Ben bunu 3 ile 5'i ortak 15 ile eşitleyeceğim için yukarıya 5 ile çarpıyorum. Bu durumda 15 kalıbını 5 kilogram geldiğini bulmuş olacağım. Aşağıda 3 ile çarparsam yine 15 kalıbının 3 kilogram geldiğini bulmuş olacağım. Dolayısıyla 5 kilogramda bu yaşkenki ağırlığıydı. Bu da kuruykenki ağırlığı. Kuruduğunda 2 kilogramı kaybediyor gördüğünüz gibi. Yani ne kadar da 2 kilogram kaybediyor? 5 kilogramda 2 kilogram kaybediyor. Dolayısıyla ben bunu Yüzde oranını bulabilmek için 20 ile çarpacağım pay ve paydasını. Buradan yüzde 40 oranında fire verdiğini bulmuş olacağız. Buradan da yüzde 40 fire diyelim. Şimdi bunu diğer sorularda daha önce çözdüklerimize direkt veriyordu bize. Buradan ilk cümleden biz bunu kendimiz bulduk bu sefer. Şimdi devam ediyorum. 30 kilogram yaş sabun alan Hanım sabunları kuruturken Biraz kaybediyor tabi kuruyunca sabunlar ağırlığından. Kuruttuğunda da 7 liradan satıyor. Bakalım ne kadar kazanıyormuş şimdi onu hesaplayalım. 30 kilogram alıyor ve 2,5 TL'den alıyor. Dolayısıyla bu aldığı sabuna kaç lira ödemiş oluyor? Hemen bunları çarpalım birbiriyle. Buradan 75 TL alıyor ödediğini alırken bu kadar para ödediğini bulmuş oluyoruz. Şimdi e, fire verdiğinde 30 kilogram olarak e, kalmayacak kuruduğunda 40'ı fire verecek. Dolayısıyla ben 30'u geriye 40'ını fire verirse 60'ı kaldığı için direkt kalanını hesaplamak istiyorum bu sefer yüzde 60'la çarpıyorum. Şimdi buradan sadeleşti bu sıfırlar 3 kere 6 da 18 gelmiş oldu. Şimdi buradan 18 kilogram kalmış oldu ağırlığını kaybetti yüzde 40. %40 oranında ve bunu da 7 liradan satıyormuş Burcu Hanım. O yüzden 7 TL ile de bunu çarparsak ne kadara sattığını bulacağız. 18 ile 7'nin çarpımından da 126 TL gelmiş olacak. Şimdi 75 liraya almıştı 126 liraya e, sattı. Dolayısıyla karı bulmak için neyi e, ne yapıyorduk? Satış fiyatından alış fiyatını çıkartıyorduk. Bunu sattığı fiyat olarak, bunu da aldığı fiyat olarak bulduk. Hemen satış fiyatından alış fiyatını çıkartıyorum. Burada oran bulmuyoruz. En başında da söylemiştim sorunun. Direkt 126'dan 75'i çıkartıyorum. Buradan da 51 lira kar ettiğini bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız değişiklik gelmiş oldu. Evet sıra geldi 5. sorumuza. Bu da yine uzun bir soru. Önce okuyalım, anlayalım. Sonra da çözümüne geçelim. Bir büyük market son kullanma tarihi yaklaşmakta olan bir gıda ürününü zamanında satmak amacıyla bu ürün için aşağıda belirtilen kampanyayı başlatıyormuş. Birinci kampanyada ikincisi %20 indirimliymiş. Birinciyi alana ikincisi %20 indirimliymiş. İkinci kampanya 5 al 4 öde. Yani 5 alıp birisini bedavaya size veriyorlar. 4 tanesinin parasını ödüyorsunuz. Üçüncüde de 10 de al 7 öde. Yine yukarıdaki gibi 10 aldığınızda 7 tanenin parasını ödüyorsunuz. Yani 3 tanesini size bedavaya veriyorlar. Şimdi Aylin Hanım bu üründen 16 adet alıyormuş. Emel Hanım bu üründen 8 adet satın alıyormuş. Aylin ve Emel Hanımlar aldıkları bu ürünleri toplam birim fiyatlarından maksimum indirim kazanacak şekilde aldıklarına göre bu ürün için Emel Hanım'ın kar yüzdesinin Aylin Hanım'ın kar yüzdesine oranı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi soru biraz kapsamlı bir soru birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi burada ikincisi yüzde yirmi indirimli demekle acaba yüzde kaç indirim yapmış oluyor bir mala ya da 5 al4 öde kampanyasında yüzde kaç indirim var On al 7 öde kampanyasında kaç indirim var Şimdi bunları bir hesaplayalım. Şimdi bir tane alıp diğerine yüzde yirmi indirimle alırsak eğer diyelim ki 100 TL olsun ürünümüz birini 100 TL'ye alıyoruz, diğerini de yüzde yirmi indirimle 80 TL'ye alıyoruz. Yani normalde 200 TL ödeyeceğimize. Biz bu mala 180 TL ödüyoruz. Hemen onun yüzdesini bulalım. 200 lirada kaç lira indirim yapılmış oldu? Yani 200'den 180'e indiğinde 20 TL indirim yapıldı. Bu da yüzde 10 oranına denk geldiği için birinci kampanyamızın yüzde 10 oranında indirimle aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci kampanyada 5 al 4 ödede biz 5 tane ürün alıyoruz o 5 tane üründen bir tanesini bize indiriyorlar. Yani hiç ödemiyoruz. 5 tane de bir tanesi indirimli olmuş oluyor. Dolayısıyla 5'te 1 oranında indirime denk gelmiş olacak. Bunu da paydasını ve payını 20 ile çarptığımızda %20'lik bir indirime denk gelmiş oluyor. Buna da hemen %20 yazalım başına. 10 al 7 öde kampanyasında da şimdi biz de 10 tane ürün alıyoruz. Bu 10 tane ürünün 3 tanesi bize indirim yapılmış oluyor. 3 tanesini ödemediğimiz için. E, bu da %30 indirime denk geldiği için son kampanyada %30'luk bir indirim anlamına geliyor bizim için. Şimdi Aylin Hanım bu üründen 16 adet alıyormuş. Emel Hanım da bu üründen 8 adet alıyormuş. Şimdi biz bu 16 adetin hepsini işte 3. kampanyadan almak zorunda değiliz. Ya da hepsini 2. ya da 1. kampanyadan almak zorunda değiliz. Bize nasıl daha uygun oluyorsa, nasıl daha çok kar ediyorsak o şekilde değerlendireceğiz. Onun için şuraya şimdi bir Aylin Hanım'ın e, aldıklarını buraya da Emel Hanımın aldıklarını şöyle bir e, başlık altında yazalım. E, şimdi Aylin Hanım 16 adet ürün alıyordu, 16 adet ürün alıyor. Tabi bu 16 adet ürünün e, çoğunu 30 indirim olduğu için burada kullanmalı. Yani e, bir onluk, 10, e, 10 adetliğini e, bir üçüncü kampanyada kullanmalı. O zaman şöyle diyelim 10 taneyi üçüncü kampanya için kullandı. Artı geriye kaldı 6 tane ürün. 10 tanesini bir üçüncü kampanya için kullandığı için geriye kaldı 6 ürün. Bunun da tabii %20 daha çok olduğu için 5 tanesini buradaki kampanya için kullanacak. 5 tanesini ikinci kampanya için kullandı. Geriye de bir tane ürün kaldığı için o bir tane ürün hiçbir kampanyaya girmeyecek. Bunu da kampanyasız kampanyasız diyelim şuraya almak zorunda parasını ödeyerek almak zorunda buradan 16 tane ürünü paylaştırmış oldum şimdi gelelim Emel Hanım'a 8 tane ürün satın alıyormuş bu da Emel Hanım'da. O zaman 8 adet ürünü 10 taneye denk gelmediği için yetişmediği için 5 tanesiyle değerlendirecek ilk önce. Önce bir 5 tane alacak ikinci kampanyaya uygun şekilde buraya 8 adet yazalım. Geriye kaldı 3 tane. O 3 tanenin işte ikincisi %20 indirimli dediği için iki tanesini birinci kampanyada kullanacak. Artı en sonunda yedi bir tane de ürünü kaldığı için o bir taneyi de kampanyasız almak zorunda. Kampanyasız diyelim. Şimdi biz kar yüzdelerini bir hesaplayalım. Acaba ne kadar kar ettiler? Yüzde kaç kar ettiler? Bu şekilde alırlarsa onu bir bulalım. Şimdi Aylin Hanım 10 tane ürünü 10 liradan ürünün fiyatını da 10 TL kabul edelim. Ürünün fiyatı diyelim şuraya da. Buna göre hesaplayalım daha kolay olacak işimiz. Şimdi 10 tane ürünü şuraya geçiyorum ya da burada hesaplayalım. Bir indirimli fiyatını hesaplayacağım bir de e, normal fiyatını hesaplayacağım. Eğer 10 liradan alsaydı 16 taneye kaç lira ödeyecekti çocuklar hiçbir indirim olmasaydı 160 TL ödeyecekti Aylin Hanım çünkü 16 tane ürün alıyor. Şimdi indirimli fiyatlarını hesaplıyorum. Şimdi 10 tane ürünümüz var. 10 liradan 100 lira yaptı çarptığımızda. 100 lirayı %3. kampanyada %30 indirimle aldığı için Buradan bize ne kadar lira gelmiş olacak Aylin Hanım'a ücret 70 TL gelmiş olacak. Ne yaptık? İşte 10 liralık ürünü %30 indirdim 7 liraya geldi. 7, liralı, 7 liraya da 10 tane ürünü 70 lira ödeyerek almış oldu. Şimdi de geçiyorum ikinci kampanyaya artı. Şimdi 5 tane ürün alacağız. 10 liralık ürünü %20 indirim yaptıklarında 8 liraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla 5 tane aldığım için buradan da 40 lira ödeyerek almış olacağım. Bu bir taneyi kampanyasız aldığım için ürünün fiyatına 10 lira demiştik. 10 lira ödeyerek almış olacak. Şimdi indirimli aldığında ne kadar ödüyormuş onu bir hesaplayalım. 70, 110, 10 daha 120 lira indirimli ödemiş oluyor Aylin Hanım. Buraya indirimli diyelim. Peki yüzde kaç indirim kazanmış oldu Aylin Hanım? 160 lirada onu 40 lira indirmiş oldu kampanyaları kullanarak. 160 lirada 40 lira indirim kazanmış oldu. Bunu da şimdi düzenleyelim. E, sıfırları sadeleştirip 1 bölü 4 olarak yazarsak. Bunu da %25 olarak 4'te 1'i %25 olarak ifade edebiliriz. %25 oranında Aylin Hanım indirim kazanmış oluyor. Şimdi aynı durumu Emel Hanım için düşünelim. 10 lira olsun yine ürünümüzün fiyatı. Aynı üründen bahsettiğimiz için. E, şimdi. 5 tane e, ikinci üründen alacak. Şimdi 10 lirayı 2. kampanyadan düşünürse %20 indirimle 8 liraya gelmiş oluyordu. 5 kere 8'den buradan 40 TL indirimli fiyat ödemiş olacak. 2 tane birinci kampanyadan. birinci kampanyada %10 indirimine denk geliyordu. O yüzden %10 indirirsem 10 liraya %10 indirirsem 1 lira indirirsem yani 9 liradan almış olacağım 2 tane aldığım için de. 18 TL ödemiş olacağım ikinci kısmı yani 2 tane malı sonra da bir taneyi hiç kampanyasız e, almak zorunda dolayısıyla onu da 10 lira ödemiş oldu şimdi şeyi yazmayı unuttum burada eğer hiç kampanya kullanmasaydı e, 8 adet ürüne 10 liradan 80 TL ödemiş olacaktı Emel Hanım Şimdi kampanya kullandığında ne kadar e, ödemiş oluyor onu hesaplayalım e, 40 buradan 10 buradan 50 18 de buradan 68 TL kazanmış e, 68 TL ödemiş oldu şimdi 80 lirada ne kadar indirdi. Onu da bir hesaplayalım. 80 lirada 80'den 68'i çıkartırsak 12 lira indirim kazanmış oldu. Şimdi bunu bir düzenleyelim. 4'e böldüm 20 geldi. 4'e böldüm 3 geldi. Şimdi de 100 yapmak için, yüzde oranını bulmak için 5 ile çarpıyorum her iki tarafı pay ve paydayı. Buradan 15 bölü 100 bulmuş oluyorum. Emel Hanım'ın bu şartlarda kazandığı indirim yüzde %15 olmuş oluyor. Şimdi bu durumda bize ne Sormuştu Emel Hanımın kar yüzdesinin Aylin Hanımın kar yüzdesine oranını sormuştu. Birinin kar yüzdesi Aylin Hanımınki yüzde 25, diğerininki yüzde 15. Ama Emel Hanımı Aylin Hanıma böleceğiz. Yani 15 bölü 25 gelecek cevabımız. 15 bölü 25'ten de 5'e böldük. 3 5'e böldük, 5 gelmiş oldu. 3 bölü 5 oranını elde etmiş oluyoruz. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş oluyor. Altıncı sorumuza geldi sıra. Bir çikolata imalatçısı 8 TL etiket fiyatı olan 120 gram ağırlığındaki bir ürününe zam yapmaya karar veriyor. Ancak yapacağı zamın çikolata tüketimini azaltmaması için bu ürünün gramajını 30 gram azaltıp fiyatını 50 kuruş indiriyor. Buna göre imalatçı bu ürüne yüzde kaç zam yapmıştır diye sorulmuş bize. Şimdi biz bir verilenleri şöyle yana bilgi olarak yazalım. 120 gramı çikolatanın 8 TL'ye satılıyormuş. Sonra 30 gram azaltıyor ağırlığını gramajını yani 90 grama iniyor. Fiyatı da 50 kuruş indirerek. 8 TL değil 7,5 TL'ye satıyor. Şimdi genelde insanların algısı gramajına hiç çok fazla insan dikkat etmez. 8 liradan 7,5 liraya düşmüş gibi gözüküyor. Ama bakalım zam mı olmuş indirim mi olmuş şimdi soruyu çözünce çıkacak meydana. Şimdi 120 gramla 90 gramı bir eşitlememiz gerekiyor çocuklar. Dolayısıyla 120 ile 90'ın ortak genişlettiğimde ne ile eşitlenir? İkisinin ekokunu buluyoruz. 360 ile eşitlememiz gerekiyor. 120'yi 3 ile çarparsam 360 olur. 90'ı da 4 ile çarparsam 360 olur. Dolayısıyla Genişletiyorum her iki sayıyı da şimdi 360 gramını kaç liraya satmış oluyor çikolatanın 24 TL'ye satmış oluyor bu durumda yine 360 gramını e, bu değişikliği yaparak 75'i de 4 ile çarptığımızda 30 TL'ye eşit olduğu için 30 TL'ye satmaya başlıyor sonraki gramı azaltıp indirimi yaptıktan sonra. Şimdi bunları eşitlediğimizde görüyoruz ki aslında fiyatı düşürmüş ama gramajı değiştirdiği için bir gizli zam var burada ne kadar da zam var ne kadar da ne kadar zam var ona da bakıyoruz 24 liraydı ilk başta 24 lira oldu 30 lira 24'te 6 lira zam yapmış oldu yani Şimdi ben sadeleştireceğim bunları her ikisi de 6'ya bölünürse 1 bölü 4 gelmiş olur 4'te 1 zam demek demekte %25 zamma eşit olmuş olduğu için cevabımız C şıkkı gelmiş oluyor Evet, sıra geldi 7. sorumuza. Bir gıda toptancısında 10 TL'ye satılan A ürününden 8 adet alan e, bir kişiye 1 adet 40 TL değerindeki B ürünü 20 liraya verilmekteymiş. Bu iki ürünü dükkanında satacak olan bakkal Ali Bey en uygun fiyata gelecek şekilde bu ürünlerden belli bir miktar satın alıyormuş. Ali Bey bu ürünleri toptancıdaki kampanyasız fiyatlarının üzerinden %25 karla bakkalında satıyor. Buna göre Ali Bey'in bu ürünlerdeki gerçek kar oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi daha önceki sorularımızda da bunu hep söylüyordum. Tekrar bir daha bu soru için de söyleyeceğim. Kar oranı sorulduğu için biz burada ürünün kaç tane satıldığıyla ilgilenmeyeceğiz. Ne kadar satılırsa satılsın kar oranı değişmeyeceği için istediğimiz bir sayıyı verebiliriz. Soruyu çözerken satılan mal yerine istediğimiz sayıyı yazabiliriz. Şimdi ben 8 tane A ürününden aldığını düşüneceğim. B ürününden de bir tane aldığını düşüneceğim. Şimdi A ürününün fiyatı 10 TL'ymiş. B ürününün fiyatı da 40 TL'ymiş normalde. Şimdi 8 tane A alıp bir tane de B aldığını düşünürsem o zaman 80 lira A ürününe 10 pardon 40 lira da B ürününe verir ve böylece 120 TL öder diyorum. Şimdi yalnız bunu bir indirimle alma söz konusu var. 8 tane alana bir tane 40 liralık B ürünü 20 liraya denk geliyormuş. Yarıya indiriyorlarmış. Dolayısıyla 8 tane ürüne 10 liradan işte 8 çarpı 10 lira vermiş olduk. Bir tane de B ürününe yarı yarıya indirdiklerinde 20 lira ödemiş olduk. Buradan da 80 artı 20'nin eşittir 100 olduğunu bulduk. Şimdi bu indirimli fiyat. Evet şimdi indirimli ya da kampanyalı fiyat diyelim buna kampanyalı yukarıdaki de kampanyasız fiyatmış kampanyasız diyelim buna da. Şimdi Ali Bey diyelim ki 8 adet ürünü işte bir adette B ürününü toplam 100 lira indirimli aldığını düşünelim ama bakkalına getirdiğinde ne yapıyormuş? E, kampanyasız fiyat üzerinden %25 kar koyarak satıyormuş. Şimdi kampanyasız fiyat 120 liraydı. O zaman 120'nin %25'ini bir hesaplayalım. E, buradan ne kadar e, kar ettiğini bulalım onu koyalım üstüne. E, buradan e, %25'i sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 gelmiş olacak. E, bunları da sadeleştirdiğimizde 30 TL zam yaptığını görüyoruz. E, düşüneceğiz Çünkü %25 karla bakkalında satıyorsa o zaman 120 artı 30'dan e, kaç liraya e, satmış olacak? 150 TL'ye satmış olacak. Bu aldığı 9 adet ürünü 8'i A, 1'i B olan 9 adet ürünü 150 liraya satmış olacak. Şimdi ilk başta indirimli aldığı için 100 TL'ye almıştı. 150 TL'ye de satmış oldu %25 karla. Dolayısıyla ne kadar bir e, kar etmiş oldu? Ne kadar? Gerçek kar etmiş oldu. 100 lirada 150'ye çıktığı için 50 lira gerçek kar etmiş oldu. Normalde %25 koyuyor ama 120 liraya %25 koyuyor. Ama verdiği para 100 lira. Dolayısıyla gerçekte 100 lira ödeyip 150 liraya sattığı için gerçek karı %50'ye denk gelmiş oldu. Buradan da cevabımız E şıkkı gelmiş oldu. Evet, 8. sorumuzda bir enflasyon sorusu var. Enflasyon sorusunu konu anlatım videolarımızda da açıklamıştık ama soruda şimdi çözeceğimiz için bir kez daha şöyle değinelim ne olduğuna. Enflasyon demek çocuklar bizim paramızın değer kaybı, yani paramızdaki alım gücümüzdeki azalma anlamına geliyor. Bu tarz soruları çözerken de mesela 8. sorumuzda yıllık enflasyonun %40 olduğunu söylemiş. Yani bir malın %40 oranında zamlandığı anlamına geliyor bu. Benim param sabitse, eğer maaşım sabitse, dolayısıyla alım gücümde bir azalma meydana gelmiş oluyor bu durumda. 200 lira değerindeki bir ürünün 2 yıl sonra kaç liraya satılacağını sormuş bize. Şimdi 200 liranın %40 Enflasyonlu hali yani zamlı hali yüzde %40'ını arttırırsak eğer sıfırlar sadeleşti 80 TL artması gerekiyor. 200'e 80 eklersek normalde birinci senenin sonunda bu malın fiyatı ne, ne yapmış olacak bu ürünün fiyatı 280 TL olacak. Şimdi 2 yıl sonra dediği için bu 1 yıl sonundaki, 1. yıl sonundaki e, artış sonucu elde edilen miktar. Şimdi biz 280 liraya tekrar bir daha %40 zam yapacağız. Eee %40 zamlı fiyatını işte %40'ını bir hesaplayalım. Ondan sonra onu arttıracağız tekrar. Eee direkt %140'ını da hesaplayabilirdiniz. E, bu sanki daha kolay geldi bana 4 kere 8 32 elde var 3 e, 4 kere 2 8 3 de elde 11 112 TL zamlı olması gerekiyormuş e, malımızın fiyatının. O zaman 280'e de 112 lira eklersek bu durumda da e, 392 liraya e, gelmiş olacak ikinci yılın sonunda malın fiyatı. Enflasyon demek yani bir malın %40 oranında değerinin artması demek. 2 kere %40 oranında değer arttırdık. Böylece cevabımız da 392 yani B şıkkı gelmiş oldu. Evet, dokuzuncu soru da bir enflasyon sorusu. Yıllık enflasyonun %25 olduğu A ülkesinde bir memura %20 zam yapılırsa memurun alım gücü yüzde kaç azalır diye sorulmuş. Şimdi biz bu soruyu bir tablo yardımıyla çözeceğiz. Bir birçok yöntemi var tabi çözüm yöntemi var. Ama ben e, size en kolay nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. E, bu tarz sorular biraz öğrencilere zor gelir. E, çözümünü anlamakta zorlanırlar. E, ama benim anlattığım gibi yaparsanız e, çözümde e, direkt cevabı bulacaksınız. Şimdi ne yaptığımı biz anlatayım size. Enflasyon bir de memur maaşı e, söz konusu olduğu için soruda e, tablomuza bir enflasyon yazıyorum. Buraya çizgi çektim. Bir de e, memur maaşını e, karşılaştıracağım için buraya da maaşı yazdım. Şimdi enflasyonda 100 liralık mal olduğunu düşünelim. Benim de 100 liralık maaşım olduğunu düşünelim. Ben 100 liralık maaşla 100 liralık malı alabiliyorum ilk başta. Şimdi enflasyon sonucunda malın değerine %25 zam gelecek 125 TL olacak. Sonra maaşım da %20 zam yapıldığında 120 TL'ye yükselmiş olacak. Şimdi maaşım yükseldi ama malın fiyatı da yükseldiği için ben normalde 100 lira'mla 100 liralık malı alıyordum ama enflasyon sonucunda mala zam geldiğinde benim maaşım 120 lirada olsa bu 120 liralık maaşla bu malı alamıyorum. Alım gücümde ne yapmış oldu? Bir azalma olmuş oldu. Şimdi ben memur maaşında ya da alım gücünde yüzde kaç azalma olduğunu bulmak için e, şuradaki maaşla kıyaslayacağım. Dolayısıyla 100 liraya e, aldığım için en başta malı. Acaba mal 100 lira olduğunda maaş ne kadar? E, bir burada şu iki sayı için orantı kuracağım. E, buradaki doğru orantıyı kullanırsak eğer işte 125 TL iken maaşım 120 lira 100 TL iken maaşım kaç lira olmalı diye bir orantı kuruyorum. Doğru orantı. Buradan x'i çektiğimizde 100 çarpı 120 bölü 125 e, bulmuş oluyoruz. Şimdi buradaki 125 yerine 3 tane 5 olduğunu düşünelim. Kısaca hemen çarp e, sadeleştirme yapacağım. Bir tane 10 ile sadeleştirdim. Buradan 2 geldi. Bir tane 5'i buradan sadeleştirdim. Bir tane de 10 buradaki e, 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2 kere 2, 2 4, 4 kere 2 8, 8 çarpı 12'den buradan 96 TL'ye denk gelmiş oldu maaşım. Yani buraya da 96 TL yazarsam, şimdi 100 lirayken maaşım 100 liralık malı alabiliyordum. Ama maaş 96, 100 liralık malı alamıyorum. Ne kadar bir azalma meydana geldi maaşımda? 100 lirada 96'ya düştü. 100 lirada ne kadar azaldı onu hesaplamak için 100'den de 96'yı çıkartıyorum buradan yüzde ne kadar azalmış olduğunu bulduk 100'den 96'yı çıkardığımızda 4 azaldığını bulmuş olduk böylece de yüzde oranımızda A şıkkı gelmiş oldu alım gücünde bir yüzde dörtlük azalma meydana geldiğini bulmuş olduk. Evet sıra geldi 10. ve son sorumuza. Yıllık enflasyonun %50 olduğu bir dönemde öğretmen maaşlarına birinci yarı yıl %20 zam, ikinci yarı yılda da %10 zam yapılıyormuş. Buna göre yıl sonunda öğretmenin alım gücü yüzde kaç azalır diye sorulmuş. Şimdi biz yine bir önceki soruda çözdüğümüz şekilde yapmaya çalışalım soruyu. Buraya enflasyon yazdım. E, buraya da maaş yazdım. Şimdi enflasyonda 100 TL'lik bir malımız olduğunu ve maaşımızın da 100 TL olduğunu bir düşünelim. Şimdi e, yıllık enflasyon %50 ise o zaman bir yıl sonunda 100 liralık mal e, olacak 150 TL. Şimdi devam ediyorum. 100 liralık maaşım önce bir %20 zamlanıyormuş. Yani 100 liralık malı şuraya yazalım. Önce bir 120 TL oluyormuş. Sonra bu 120 TL'ye tekrar bir daha %10 zam yapılıyormuş. 120'nin %10 zamlı hali %110'a denk geldiği için buraya da %110 yazalım, bir hesaplayalım. 11 ile 12'nin çarpımı da 132 TL olduğu için buraya da 132 TL'yi yazdık. Şimdi buraya o zaman bir yıl sonunda öğretmen maaşının da 132 TL olduğunu yazalım. Şimdi maaş 100 lirayken 100 liralık malı alabiliyorduk ama maaş arttı 2 kere zam geldi. Ama yine o e, mala gelen e, zamlı haliyle o malı ne yapamıyorum? Bu maaşla alamıyorum. Yani bir alım gücünde azalma söz konusu. Şimdi ben kıyas yapabilmem için şuradaki 150'yi 100 yapmam lazım. Şimdi 100 lira için maaşım 100'dü ya bunun da 150'nin de 100 olması lazım. O zaman bu 100 için ne kadar e, maaşım olacak? Onu bir hesaplayacağım. Şimdi i̇kisini de 100 yaptıktan sonra buradaki kıyasla alım gücündeki azalmayı da bulmuş olacağız. Bunu bulmak için Şimdi son iki satırda bir doğru orantı kuruyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x'in değeri 100 çarpı 132 bölü 150 gelmiş oluyor. Şimdi buradaki işlemleri de düzenlediğimizde sıfırlar birbiriyle sadeleşti. 132 çarpı 10 1320 yaptı bölü 15'e böldüğümüzde buradan da 88 sayısını bulmuş olacağız 1320'yi 15'e böldüğümüzde 88 bulmuş olacağız o zaman ilk sayısı da 88 TL yerine yazıyorum şimdi enflasyonu sabitlediğimde ikisi de 100 bakın maaş 100 lirayken 88 liraya düştü yüzde ne kadarlık bir azalma var 100 eksi 88 8 azalma var alım gücünde. Dolayısıyla %12'lik bir azalma söz konusuymuş öğretmenin alım gücünde. Cevap da B şıkkı gelmiş oluyor. Evet böylece kar zarar problemlerinin çeşitli sorularını çözmeye çalıştım sizlere. Bundan sonraki videolarımızda karışım problemlerini anlatacağım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.